Amerika ve Avrupa borsalarında sert satışlarla haftaya başlıyoruz. Beklentilerin altında kalan teknoloji şirket kârları ve durgunluk ihtimalinin arttığını gösteren zayıf ekonomik veriler satışın arkasındaki temel gerekçeler. Temmuz ayına ait öncü PMI verileri Amerika ve Avrupa ekonomilerinde pandemi sonrasındaki en sert daralmaya işaret ediyor. Banka, demir çelik, enerji, petrokimya, rafineri, havacılık ve teknoloji en çok değer kaybeden hisseler. Saat farkı nedeniyle Borsa İstanbul küresel satışlardan sınırlı oranda etkilendi. Banka, holding ve gıda perakendesi güçlü dururken, havacılık hisseleri vaka sayısındaki artış nedeniyle değer kaybetti. Amerika, Avrupa ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 2480 ve 2560. Türk lirası sabah ilk işlemlerde dünyaya göre satıcılı bir seyir izliyor. Bu hafta kar açıklayacak Akbank, Akçansa, Arçelik, Ford Otosan, Garanti, TAV, Tofaş Fabrika ve Vestel Beyaz hisselerinde hareketlilik artacaktır. Teknik olarak güçlenmesini beklediğimiz hisseler Emlak GEO, Migros, Sabancı Holding, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Tekven. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.